Merhabalar, ben Avukat Ayhan Öğmen. Siz değerli takipçilerimizle bugün son dakika bir gelişmeyi değerlendirmek için karşınızdayız. Bugün Anayasa Mahkemesi, Başkan Trump'ın iptal etmeye çalıştığı DACA programının iptalini engellemiş oldu. Ve bugün aldığı tarihi kararla 2017'den itibaren süren yasal savaşı Trump yönetimi kaybetmiş oldu. Şimdi öncelikle DACA programı Başkan Obama döneminde 2012 yılında çıkarılmış bir kararla Amerika'ya yıllar önce küçük yaşta gelmiş olup aileleriyle beraber gelip yasal olmayarak ya da yasal statülerini burada kaybeden genç çocukların Amerika'da çalışabilmesi için, kalabilmesi için, sınır dışı olmalarını engellemesi için imkan sağlayan başarılı bir programdı. Ve bu program sayesinde 700 bin, 800 bin civarında küçük yaşta Amerika'ya gelmiş yasal durumu olmayan çocuklar Amerika'da sosyal güvenlik numaralarını alma, eğitimlerini tamamlama ve işlerde çalışıp vergi ödeme ve başarılı bir toplum ferdi olmayı başarmış olmuşlardı ve dolayısıyla programın başarısı çok önemli bir program olmuş olmasına rağmen Başkan Trump yönetime geldiğinde bu programı iptal etmeyeceğini, işte iptal etmesinin çok zor olan bir program olduğunu açıklamış olmasına rağmen 2017'de bu programı iptal etme kararını geçirmişti. Ve o kararı geçirdikten sonra da 2017 yılından itibaren artık bunun yasal mahkemeler tarafındaki itirazları ve yürütmenin durdurulması gibi süreçler başlatılmıştı ve artık Anayasa Mahkemesi'ne kadar ulaşmıştı bu süreç. Ve bugün itibariyle Anayasa Mahkemesi de Trump yönetiminin iptal etmeye çalıştığı bu programı iptal etmemeleri yönünde kararı geçirmiş oldu. Ve Anayasa Mahkemesi karar gerekçesinde belirtildikleri nedende de şunu dile getiriyorlar. Yönetimin, yani şu anki yönetimin bu tarz bir kararı hemen iptal etme ve hemen iptal etmeyle kastettiğim tabii neredeyse 700 bin, 800 bin çocuğun geleceğiyle ve durumlarıyla ilgili olan böyle bir kararın federal programın bir anda iptali ve bunun iptali gerekçelerinde de yeterli gerekçeyi verememelerinden dolayı bu iptalin uygun görmeyip bu kararı reddetmiş durumdalar. Dolayısıyla Trump yönetimine de şu mesajı vermiş durumda Anayasa Mahkemesi. Sizin karar yetkinizdir tabii ki yönetimi yürütmek ama bu tarz böyle 700 bin, 800 bin bir çocuğun geleceğini ve durumunu ilgilendiren federal bir programın bir anda iptal edilmesini ve doğru neden bunun yapılmak istendiği gerekçelerini de sunamadığınız için bunu kabul etmiyoruz. Ama tekrardan bu kararı gözden geçirip, gerekçelerinizi gözden geçirip tekrar iptal etme yoluna gidip ve dolayısıyla bu sefer de detaylı gerekçelerle gelebilirsiniz gibi bir gerekçeyle bu kararı vermiş durumdalar. Dolayısıyla tabi aslında çok önemli bir karar bu ve özellikle bu küçük yani yaşlı Amerika'ya gelmiş ve çoğu da başarılı olan hatta şu an bu yaşanan koronavirüsünde bile söylenen 27 bin tane genç çocuk olarak bu DACA'ya almış gençlerin sağlık görevlileri olarak bu COVID-19 mücadelesini veren sağlık görevlileri arasında yer aldıkları. Tabi aralarında sağlık ofislerinde çalışanlar, doktor olanlar, onun dışında belli diğer teknik alanlarda çalışan çok gencin olduğu da belirtiliyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda gerekçelerini doğru düzgün açıklanamayan bir karar alınmış olması ve bu kararı bu şekilde Anayasa Mahkemesi de iptal etmiş durumda. Dolayısıyla bu ne anlama geliyordur noktasına geldiğimizde 2017'de Trump yönetimi bu kararı aldığında DACA programını durdurma kararını artık o programa yeni başvuranın önü durdurulmuş olmuştu ve 2017 yılından itibaren buna daha önceden yaşı gerekçesiyle daha uygun olmayıp fakat şimdi yaşları yeterli büyüklüğe ulaşmış genç çocuklar başvuru yapamıyorlardı. Çünkü karar durulduğu için ancak daha önce onay almış ve kararı yenileyebilen yani daha önceden DACA onayını almış ve DACA'sı bitmek üzere olup bunu yenileyebiliyordu genç çocuklar ama yeni başvuruları yapamıyorlardı. Dolayısıyla bu kararla yeni başvuruları hak kazanan çocuklar yapabilecekler deyip siz değerli takipçilerimize bu son dakika haberi vermiş olalım. Gelişmeler oldukça siz değerli takipçilerimizle paylaşıyor olacağız. Hepinize iyi günler diliyorum.